Canlı yayın telefonlarımız 659 56 96 0212 alan koduyla ve hocamızın da internet sitesini ekranlarda veriyoruz ve oradan da bilgi sahibi olabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz diyorum. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim hocam. Ben de iyiyim. Doyamıyoruz size. Sağlıklı beslenmek adına, nasıl sağlıklı yaşarız adına size doyamıyoruz ve teşekkür ederiz. Bizi kırmayıp ekranlarımıza konuk olduğunuz için, sağlıklı bilgileri, sağlıklı beslenmeyi izleyicilerimize aktardığınız için. Estağfurullah. Hocam bugün ne konuşuyoruz? Bize sağlıklı beslenme ile ilgili, sağlıklı yaşama ile ilgili neler anlatacaksınız? Evet, az kalsın burada olamayacaktık bugün. Evet. Beşiktaş'ta bir ziyarete gidiyordum. Ziyarete giderken polisin ateş şaşırması sebebiyle yanımızda bir sis bombası patladı. Gaz bombası. Gaz bombası. Evet. Maskemiz de yoktu. Düşüp bayılacaktık. Zor kurtardılar bizi. Evet, ülkemizde yani, yaşanan, 5 gündür yaşanan bu tatsız olumsuzluklar oldukça rahatsız edici ve can sıkıcı ve üzücü olaylar. Bunların da bir an önce geçmesini ve bir an önce ülkemizin anlaşmalara varmalarını temenni edelim hocam. Ve tabii, böyle tabii. Tatsızlıkların huzur yaşanmamasını dileyelim. İhtiyacımız var, huzur. Evet. Yani herkes, Allah korusun, iyi değil. İstenmeyen olaylar olabilir. Büyümemesi bir an önce. Evet. Herkes aklını başına toplasın, iyi. Sağlıklı evet. Ve mutlu geçinelim, tabii, sağlıklı tabii. Yaşayalım. Değil mi hocam? Mutluluk evet. Ve huzur içinde kalalım. Çok önemli. Evet. Biz evet. Sağlıklı beslenmeye geçelim hocam. Kalp ve damar rahatsızlıklarından konuşalım, kolesterolden konuşalım, alerjik rahatsızlıklardan, egzamadan, baş ağrısından, yorgunluktan, halsizlikten. Mevsim değiştiriyoruz, kıştan çıkıp yaza giriyoruz. Bu süreç içerisinde insanlarda halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı oldukça sık meydana gelen rahatsızlıklar. Biber gazından nasıl kurtuluruz bunları anlatalım. Biber gaz. Evet, Türkiye'de de bazı hiç ummadığımız şeyler oluyor. Hayırlısı inşallah bir de olmaz. Şimdi kolesterol tetikleyen en önemli faktör bağırsak mantarları. Bağırsak mantarı ile kolesterolün ne ilgisi var? Evet. Yani kolesterolle ilgili neredeyse 60-70 yıldır. Kimi diyor ki kolesterolün sebebi et, peynir, yumurta gibi hayvansal besinler, protein ağırlıklı besinler. Kimi diyor ki karbonhidrat ağırlıklı besinler. Herkes bir şey söylüyor. Ben de diyorum ki kolesteroldan daha tehlikeli homosistein var. Kolesterol sebebi de mantarlar, homosistein denen toksik madde. Homosistein oranı yükselirse zehirlenme olur. Hayati tehlike söz konusu. Kolesteroldan da tehlikeli. Bunun sebebi de mantar. Homosistein de kolesterol tetikler. Birçok şeyi tetikler. Nedir homosistein? Yemiş olduğumuz besinlerdeki proteinler parçalanarak küçük moleküllere dönüşür. Amino asitler ortaya çıkar. Amino asitler hücre yapımında kullanılan elementtir. Yani yapı taşıdır. 22 çeşit amino asit var. Esensiyel yani besinlerden alınan amino asitler, besinlerden olmayan amino asitler. Bünyemiz bu amino asitler ince bağırsakta proteinler amino asitle dönüşür. Amino asitle dönüşmeyen protein artıkları kalın bağırsakta faydalı bakteriler normal olarak bu protein artıklarını amino asitlere dönüştürür. Fakat bağırsaklarda faydalı bakteri azalmışsa, zararlı bakteri ve mantar çoğalmışsa, zararlı bakteri ve mantarlar proteinleri, mantarlar, proteinleri amino asitlere değil, çok tehlikeli olan biyojen aminlere dönüştürür. Biyojen amin nedir? Mesela histamin, penisilin veyahut da homosistin. Homosistin çok çok tehlikelidir. Neden tehlikeli? Homosistin LDL kolesterolünü oksitler. Oksit denen LDL kolesterolünü bağışıklık sistemi mikrop gibi algılar. Ona saldırır, onu yer, yutar. Ortaya ne çıkar? Sümüksü, süngerimsi, yapışkan bir madde ortaya çıkar. Evet. Ne yapıyor bu sümüksü, süngerimsi, yapışkan bir madde? Damarların iç yüzeyinde yamalar oluşturur. Homosistein bu nedenle tehlikeli. Homosistein oranını yükseldikçe hayati tehlike başlar. Damarlar hızla daralır, yırtılır. Peki bunu
önlemek mümkün mü? Normal olarak kişinin bağırsaklarında faydalı bakteri varsa, faydalı bakteriler B6 vitamini, B12 vitamini, folik asit üretir. Bu B6 vitamini, B12 vitamini ve folik asit homositeini tekrar metiyonin denen faydalı amino aside dönüştürür. Hı hı. Biyojen amin tehlikesi ortadan kalkar. Homositin eğer ki yükselmeye devam ederse, önlenemezse, yani bağırsaktaki mantarlar nedeniyle homositein sürekli LDL kolesterol oksitler, oksitlenen LDL kolesterol makrofaj mikrop gibi algılıyor. Makrofaj nedir? Kanımızda, damarlarda dolaşan bir uzay gemisi gibi düşünün. Ahtapot gibi. Sanki binlerce gözü varmış gibi yakaladığı bakteri, virüs ve mantarı yer. Evet. Sanki milyonlarca gözü varmış gibi tanır bakteri, virüs ve mantarları. Yakaladığını yer. Parçalar. Yakalayamadığına Y şeklinde, T şeklinde antikorlar fırlatarak yok eder. Evet. İşte makrofaj oksitlenen LDL kolesterol mikrop gibi algılıyor. Hı hı. Yanlış bilgi. Çünkü vücuda yabancı bir madde. Kolesterolü tanıyor. Tanımadığı bir şey ortaya çıkıyor. Oksitlenen LDL kolesterolü mikrop gibi algılıyor. Onu yiyor, 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 şişiyor. Balon gibi oluyor. Sonra patlıyor, ölüyor. Balon balığı var bilirsiniz. Böyle şiştiği zaman balon gibi olur. Evet. Onun gibi oluyor. Şişiyor, patlıyor, ölüyor. Öldüğü zaman bu makrofaj içerisinde hep yağ o tabakası olduğu için kötü kolesterol, oksitlenen LDL kolesterolü. Bu ortaya sümüksü, süngerimsi, yapışkan bir madde çıkıyor. Nereye gidiyor bu? Damarların iç yüzeyinde yamalar oluşuyor. Bir de bakıyorsunuz ki vatandaşın damarları yavaş yavaş daralıyor. Bazı noktalarda da bu yamalar yoğunlaşıyor plak şeklinde. Bu da işte aniden kalp krizine, beyin kanamasına, cinsel yetersizliğe, karaciğer yağlanmasına, pankreas yağlanmasına birçok hastalığa sebep oluyor. Mantarı yok etmedikçe homositeini düşüremezsiniz. Homositeini düşmedikçe damarlardaki yağlanma, daralma, sertleşmeyi, plakları yok edemezsiniz. Günümüzde ilim adamlarının çözemediği bir noktadır bu. Fakat çözen de var. Nedir? Kim çözmüş? Nerede çözmüş? Nasıl çözmüş? Enginarla ilgili, enginar şu enginarın yaprağı. Amma sertmiş. Bu yaprak yaprağının kabuğu ve sapı. Evet. Bazıları zannediyor ki enginarın şu gözüken çiçek tabanı faydalı zannediyorlar. Bazıları alıyor bunu. Hep enginar zeftesini yemeğini yapıyorlar, yapıyorlar. Hatta bir tanesi beni ziyarete gelmişti. Diyor ki hocam bir yıllık enginar depoladım. 200 kilo enginar almış. Dondurucuya doldurmuş. Soğuk dondurucu. Bir yıl diyor enginar yiyeceğim. Niye dedim? Karaciğere çok iyi geliyor. Evet karaciğere iyi gelir de enginarın yenen kısmı değil. Bu zehir gibi acı olan çünkü etken madde burada siyanopikrin 400 bin defa acı. Yani bir küfet dolusu suya bundan bir damla damlasın acılığını hissedersin. O kadar acı. Çayı içilmez. O halde ne yapılacak? Biz işte bununla ilgili bir formül geliştirdik. Birleşiminde bunun damıtılarak elde edilen ekstresi, enginar ekstresi, şahdere ekstresi, deve dikeni ekstresi, mahonya ekstresi gibi 19 bitkinin ekstresinden oluşan enginar forte. Bu ne işe yarıyor? Almanya'da yapılan klinik araştırmada enginarın karaciğer yağlanması, kolesterol, lipid, trigliserit gibi rahatsızlara iyi geldiği belgelenmiştir. Yüzlerce klinik araştırması var. Mesela bu klinik araştırmalardan biri Hamburg Üniversitesi Riesen kliniğinde yapılan araştırmalarda 533 hasta üzerinde denenmiş. Şişkinlik, kazımsızlık, efendim bağırsak rahatsızları, kolesterol, lipid, trigliserit tamamen iyileştirdiği kesinlikle belgelenmiştir. Hiçbir yan etkisi de yok. Enginarın sapından bahsediyoruz. İzleyicilerin enginarın yaprağından. Enginarın yaprağından bahsediyoruz ve faydalarından bahsediyoruz. Gövde yaprağı. İki türlü yaprağı var. Bir çiçek yaprağı, şu gördüğünüz
Çiçek yaprağı değil. Bunun etkisi yok. Sıfır etki. Yani sıfır değil. Belki de %1'dir. Gövde yaprağı. Gövde yaprağı etkili olandır. Çayı içilmez. Çok çok acı. İkinci bitki ise bildiğimiz sarımsak. Sarımsakla da ilgili birçok üniversite klinik araştırması yapmıştır. Yapılan bu araştırmalarda 14 klinik araştırması yapılmış ve bunlardan sonucunda lipid, kolesterol, trigliserit düşürdüğü kesinlikle belgelenmiştir. Kanada'nın Toronto eyaletinde yapılan araştırmada yine kolesterol, lipid, trigliseriti yok ettiği belgelenmiştir. Profesör Schulman ve ekibi 97 hasta üzerinde sarımsakla ilgili. Sarımsakla ilgili çok deney yapılmıştır. Türk sarımsağıyla Çin sarımsağı arasında çok fark var. Çin sarımsağı çok az miktarda selenyum içerir. Selenyum, pardon, şurada Çinli kadının sarımsak toplamış. Reklamını veriyor ama Çin sarımsağı Türk sarımsağının kalite bakımından çok çok gerisinde. %20, %30 ancak kalite. Türk sarımsağı dünyada en kalitelidir. Neden? Özellikle de taş köprü sarımsağı çok önemli. Neden? Çünkü çok yüksek oranda selenyum mineral içerir. Doğal, kendiliğinden o bölgedeki toprağın yapısı itibariyle çok yüksek oranda selenyum içerir. Bu nedenle en kaliteli sarımsak Türkiye'de yetişen sarımsak ama bizde gerekli değeri görmüyor. Yurt dışında antibiyotik olduğuna dair de söylentiler var hocam. Hani sarımsağı böyle şeker gibi yiyin, antibiyotik şeklinde de kullanabilirsiniz. Bütün hastalıklara iyi geldiği söyle. Bu selenyumdan mı kaynaklanıyor? Sarımsağın antibiyotik. Sadece selenyum değil. Mesela sarımsağın birleşimindeki alisin aynı zamanda tümörü erittiği son yapılan araştırmalarda belgelenmiştir. Yıllar önce Almanya'dayken bir Portekizli gelmişti benim yanıma. Dedi ki hemoroidi varmış. Ne yapayım dedi. Ya sarımsağı fitil gibi kullan dedim. Şaka yapıyorsun dedi. Yok dedim şaka yapmıyorum. Dene dedim. Bir ayda bir buçuk ayda hemoroidden kurtulursun. Deneyim dedi. Denemiş. Doktoruna gittin de demiş ki ya hemoroidine bir şey yok sen ne yaptın demiş. Sarımsağı fitil gibi kullandım demiş. Hadi ya. Tabii kullanılabilir. Ve bir ay çiğ sarımsaktan bahsediyoruz değil mi evet, hocam? Evet soyuyor ve fitil gibi kullanıyor. Evet. Hiçbir şey, hiçbir rahatsızlık kalmamış. Ameliyat olmasına gerek kalmadı. Ameliyat olması gereken çok ağır bir vakayı sarımsakla tedavi etti vatandaş. Tedavi olmak mümkün. Aynı zamanda bu vatandaş da şeyde, yani portre gezdi beyefendi de hepatit C vardı. Biz ona inginar, deve dikeni, şah tere çok özel bir formülle onu da tedavi ettik aynı evet, şekilde. Bu sarımsağın hemoroidi iyi geldi ve fitil şeklinde kullandığımız için izleyicilerimiz izliyordur. Bizi bu şekilde uygulamaya değindikleri zaman, uygulamaya geçtiklerinde herhangi bir sakıncası ve artı bir rahatsızlık meydana gelmez değil mi hocam? Bağırsaklarda, midede herhangi bir hayır, şekilde. Hayır. Burada bak ben dedim ki klinik araştırması var dedim. Şimdi ben buradan klinik araştırması çok. Mesela 30 doktor kendi muayenelerinde kolesterol, lipid, trigliserit olan 261 hastayı tedavi etmiştir. Kanın pıhtılaşma oranı yüksek olan, yani kanda trombozit oranı yüksek olan hastalar üzerinde 140 hasta tedavi edilmiştir. Yani bugün günümüzde birçok doktor hastaya ne veriyor? Kan sulandırıcı. Kan sulandırıcı karaciğeri bozar, böbreğe zarar verir, dalağa zarar verir, kalbe zarar verir. Kan sulandırıcı iç kanamada ölüme sebep olur. Vatandaş fark etmez bir de baktın gitti. Kan sulandırıcı tehlikeli ama burada nedir? Sarımsak doğal kan sulandırıcıdır. Profesör Doktor Börede ve ekibi 432 koroner kalp yetmezliği olan hasta üzerinde tedavi denemesi yapmış. Hastaları iyileştirmiş. Yine Güney Avustralya'da Adelaide Oxford Üniversitesi 383 hastayı sarımsakla tedavi etmiştir. Yüzlerce burada klinik araştırması var. Kolesterol, lipid, kalp yetmezliği efendim birçok rahatsızlığa karşı. Biz bununla ilgili çok özel bir çalışma yaptık. İksirin birleşiminde çok yüksek oranda sarımsak var, zencefil var vesaire, zerdeçal var.
hem tümör eritici, hem tansiyon, kolesterol, lipidi eritici. Dikkat ederseniz bayanlarda kist, miyom gibi rahatsızlar olanlarda mutlaka karaciğerde yaralanma, bağırsaklarda problem var. Evet. Veya lipomu olanlarda kolesterol problemi var. Yani karaciğer yaralanması var, bağırsak problemi var. Bunlar tedavi edildiğinde kist, miyom, nodül, yağ bezi de otomatik yavaş yavaş eriyor. Bunu da sarımsaklı limon suyundan, iksirinden evet, kullandığı zaman yararlı olur. Bal suya ilgili mi bu şekilde hocam? Tabii. Bu şekilde de bal suya damarları yavaş yavaş temizler. Anladım yani hocam. Fit olarak kullanmaya gerek yok. Bazıları direkt bu şunu kullandığı zaman günde 3-4 defa yarım çay bardağı alabilirse çok kısa sürede problemi atlatabilir. Peki tat olarak sarımsak tadı falan var mı içerisinde? Yani o tadı çok hissediyor az, muyuz? Biraz. Biraz. Birazcık hissediyoruz. Tabii çiğ sarımsak gibi değil. Çiğ sarımsak biraz büroda, ofiste çalışanlara amir, memur, ofiste çalışıyor veya evet, danışman vesaire onlar kullanırsa problem oluyor. Bu tür kullanma imkanı olmayanlar için idealdir. Evet. Gece yatarken kullansalar? Tabii olur. Günde bir defa gece yatarken kullansalar da faydası oluyor. Her vakit kullanılabilir tabii. Akşam ve yatmadan önce kullanılır. Peki mideye herhangi bir zararı var mı? Çünkü limon hayır, suyu. Midesinde iltihap varsa iltihabı yakar. Eğer bir de problem varsa ona karşı da farklı bir ürün var. Nedir? Tonik, bu lahana suyu ve 19 çeşit bitkiler. Bununla ilgili Kaliforniya Stanford Üniversitesi'nden Profesör Doktor Cherney, Profesör Doktor Wessler, Profesör Doktor Miller, gastrit, ülser, enterit, kolit gibi mide bağırsak rahatsızlığı olan hastaları bu 3 profesör doktor kendi kliniklerinde yüzlerce hastayı tedavi etmişlerdir. Lahana nasıl oluyor da gastrit, ülser, reflüyü tedavi ediyor, iyileştiriyor? Lahanada bir metilmetilyonun sulfonyum bromit denen çok hassas bir amino asit var. Bu amino asit gastrite, ülsere sebep olan bakteriyi, Helicobacter pylori yok eder. Öldürür. Öyle bir özelliğe sahip. İki, çok yoğun oranda probiyotik yani faydalı bakteri var. Yani bunu kullandığı zaman kişinin bozulan bağırsak florası yavaş yavaş düzelir. Faydalı bakteriler çoğalır, zararlı bakteri ve mantarlar azalır. Bozulan dengeyi tekrar kurar.